Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bugün Cabiri okumalarımızda son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz okumalarımızda kimi izleyicilerimizin ve öğrencilerimin bu kadar detaya girilebilir miydi ya da girilmeli miydi şeklinde hem merhum Cabiri'nin kitabında konuyu ele alışını hem de benim kitabı içeriğini sizinle müzakere ve mütalaa ederken bunca detayları ele almak suretiyle böyle bir okuma yapmak gerekli miydi şeklinde düşünmüş olabilirler. Hemen ifade etmeliyim ki böyle bir düşünce son derece takdire şayandır, yerindedir ve böyle bir düşünceyi asla zerre kadar yadırgamıyorum. Ama ne var ki, gerek merhumun bu ikinci kitabı yazmasındaki amacı gayesi, gerekse benim naçizane bu kitap üzerinden Cabiri okumaları yaparak geleneğimizi ve geleneğimizi şekillendiren aklı, geleneğimizden tevarüz ettiğimiz tüm mirasın arkasında yer alan beyani aklı görmek bakımından, beyani akıl şudur, şuna tekabül ediyor şeklinde, az sonra da üzerinde duracağımız üzere, eleştirel bir bakış getirerek bu aklın kritiğini yapacaksak, yapacağımız bu kritiğin ayaklarının yere basması, haklı olduğunu gösterebilmesi ve böyle bir kritik yerindedir diye izleyen ve dinleyenlere bir kanaat oluşturması bakımından bu detaylara, bu denli incelikle girmek ve konuyu ele almak zorunlu idi bizim açımızdan. Çok kıymetli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin ve sevgili öğrencilerimin kendi baktıkları pencereden ya da perspektiften konuya bu denli bakmayabilirler. Bu normaldir. Ancak bizim açımızdan bugün, yarın ve gelecekte herhangi bir zamanda bu dersleri, bu sunumları izleyen birisinin merhum Cabiri ile birlikte beyani aklın tabiatına ve kategorilerine ilişkin yapmış olduğumuz bu değerlendirmeleri ve kritiği izlediklerinde, dinlediklerinde nereden hareketle böyle bir sonuca vardığımızı, böyle bir sonuca ulaşmanın ne ölçüde haklılığının bulunduğunu görebilmeleri açısından bu ayrıntılara ihtiyaç vardı. Bu ayrıntıları izlemek, hepsini dinlemek sıkıcı gelebilir. Ancak Ulumu İslamiye üzerine akademik çalışma yapmayı düşünenlerin, Ulumu İslamiye üzerinde akademik çalışma yapmasa bile onu ilgi alanı olarak seçen ve onun üzerinde okumalar yapan, düşünen, yazıp çizen ve fikir üreten her ilim insanının bu tür değerlendirmelere, yorumlara ve geleneğe ilişkin bu bakış açısına ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Bu itibarla bugün buraya kadar ele aldığımız gerek lafız mana ilişkisi üzerinden dilin mahiyetine yönelik, yine lafız anlam ilişkisi üzerinden söylemin sistemiyle aklın sistemine yönelik kaynaklarımızın birinci planda dilcilerin, ikinci planda fıkıh usulünün, üçüncü planda kelamın, dördüncü planda dilci olmalarına rağmen belagatçıları ayrı bir noktada konumlandırdığı için Cabiri'nin belagatçıların lafız anlam ilişkisi çerçevesinde nasıl bir problematikle karşı karşıya geldiklerini, böyle bir problematiğin ne ölçüde farkında olduklarını, bu problematiğin içinde yer alan sorunları ve problemleri
ne ölçüde çözebildikleri, ne ölçüde çözemedikleri üzerinden bugün bir değerlendirme yapacağız. Yani bugünkü dersimiz yapmış olduğumuz bir önceki dört dersin sonuç bildirgesi olarak beyani akla lafız anlam ilişkisi üzerinden ve daha üst başlığıyla dil üzerinden çok önemli bir Cabiri merhumun yaptığı eleştiriyi ele alacağız. Bir kritiği müzakere edeceğiz birlikte. Bundan sonraki dersimizde artık tekrar çok önemli bir konuya fıkıh usulü çerçevesinde bu defa bakacağız. Burada da asıl fer ilişkisini ele alacağız. Beyani aklın asıl fer ilişkisi üzerinden nasıl bir problematikle karşı karşıya kaldığı hususunu incelemeye çalışacağız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu derslerimizin amacı beyani aklın kategorisel olarak tüm kategorik alanlarını incelemek, kritik etmek ve bunların üzerinden bir akıl değerlendirmesinde bulunmak ve mirasımızı şöyle bir akıl üretmiştir demektir. Bunu niye yapıyoruz? Cabiri merhum neden böyle bir meselenin üzerinde çok ciddi bir şekilde durmuştur? Sebebi şu. Bana Cabiri merhumu bir cümleyle özetler misiniz derseniz ben bir cümleyle özetlerim. Şöyle söylerim. Cabiri merhum Cabiri merhum geleneğin aklından ki bunu epistemoloji diyoruz, akledişinden çağımızda ihtiyaç duyduğumuz bir epistemolojiye geçiş yapma ve sıçrama çabasının adıdır. Cabiri böyle bir çabanın, gayretin ve epistemolojik sıçramanın talibidir. Böyle bir projenin sahibidir. Bu proje ne kadar yetkin değil her zaman tartışmaya açıktır. Ama yetkin ya da değil bir projenin sahibidir. Yıllar önce İslamiyat dergisinde yazdığım makalemin sonucunu da böyle bitirmiştim. Öyle hatırlıyorum. Cabiri şu ya da bu yönüyle eleştirebilirsiniz. Ama bir proje sahibi olduğu tarihe geçmiştir. Alternatif bir projesi olmayanların Cabiri'yi eleştirme hakları yoktur. Bu itibarla Cabiri merhumun böyle bir projenin sahibi olması bakımından buraya kadar detaylı bir biçimde ele almış olduğu beyani aklın lafız anlam problematiği üzerinden nasıl bir sorunsal ile karşı karşıya olduğunu sizi sıkmasına rağmen bunu göze alarak müzakere ve mütalaa etmeye çalıştım. Şimdi bugün sonuç üzerinde duracağız efendim. Dolayısıyla sizi biraz daha yoracak belki ama son derece keyif alacağınızı düşündüğüm bir fikri ve düşünsel müzakerede bulunacağız birlikte bugün. Peki tahtamızı açalım. Buradan başlayalım. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Cabiri okumaları 27'deyiz. Sayfa 138 ile 145 arasını değerlendireceğim. Lafız anlam sorununun değerlendirilmesi. Şimdi maddeler halinde konuyu ele alacağım ve dolayısıyla bu maddeler halinde ele aldığım her bir konunun okumuş olduğumuz bölümlerdeki bir bakıma küçük özetlerini de hatırlatmak suretiyle bu maddeler halinde ele aldığımız sonuçlara nasıl ulaştığımızı da zatıalilerinize arz etmeye çalışacağım. Lafız anlam ilişkisi bağlamında gerek dilin mahiyetine yönelik gerekse söylemin sistemi ve aklın sistemi çerçevesinde ele aldığımız efendim sonuçları şöyle değerlendirebiliriz. Sonuç değerlendirmesi yazalım kırmızıyla şuraya. Evet. Bu bölümün sonuç değerlendirmesi. Bir,
Bütün bölüm halinde yapmış olduğumuz okumalarda gördük ki lafız ile anlam birbirlerinden ayrı, birbirlerinden müstakil, bağımsız bir varlık alanına tekabül etmektedirler. Yani lafzın kendine mahsus, anlamın da kendine mahsus olmak üzere bir varlık alanları var. Bu durum Cabiri merhumun yorumuyla beyani akılda lafız ve anlam arasındaki gerilimin ana nedenidir ve lafız anlam çerçevesinde oluşacak olan tüm problematiğin merkezinde bu iki varlık alanının birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkması söz konusudur. Bunu daha büyük harflerle üzerine yazalım. Ortaya çıkan sonuç şudur: ayrılıktır. Bu sözcüğü daha önceden tanıyorsunuz. Çünkü konuya en başta girerken beyani aklın el beyan sözcüğünün ne anlama geldiğini, neden böyle bir epistemolojiye ve akla bu ismin verildiğini uzun uzun konuştuğumuz bölümde zaten el beyanın farklılığa tekabül ettiğini ve ayrılığa tekabül ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla lafız anlam problematiği de lafzın ayrı, anlamın da ayrı olması bağlamında bir ayrılığa, ayrı varlık alanlarına tekabül eder. Dolayısıyla bizim burada ele alacağımız problematiğin bu önemli başlıkta, birinci başlıkta lafız anlamın varlık alanları itibariyle birbirlerinden ayrı alanlara tekabül etmesi. Lafız anlamdan bağımsız olarak var olabiliyor. Çünkü manası olmayan lafızlar da var. Konuştuk bunları. Anlam da henüz lafız olmadan anlam olabiliyor. Özellikle Kur'an'ın mahluk olup olmaması ve özellikle İcazül Kur'an konularında meseleye bakış açısının bu beyanda ne kadar derinleştiğini ele alıp konuşmuştuk. Dolayısıyla bu iki hususun birbirinden ayrı ayrı var olabilmeleri önemli bir gerilim alanıdır. Sonuçlarını aşağıdaki maddelerde birazdan madde madde yazdığımızda daha net bir biçimde göreceğiz inşallah. Peki, lafız anlam ilişkisinin varlık alanı itibariyle birbirlerinden ayrılması nasıl bir sonuca neden olmuştur? Beyani epistemoloji mensubu ulemanın aklı lafız ve anlam arasında bu ayrılığı tespit ettikten sonra bu gelenek düşünce üzerinde düşünmemiştir. Evet. Düşünce üzerinde düşünmemiş bir gelenek bu gelenek. Ne demek? Üzerinde duracağız. Peki, bu geleneğin dilin, dikkat buyurunuz, sarfından, nahvinden, belagatından, söylemin tüm düzeylerinde, lafız anlam ilişkisinde hemen hemen söylemedik, hiçbir şey bırakmamışlar. Ama bir husus var ki dil ile düşünce arasında nasıl bir ilişkinin olduğuna dair dil düşüncenin aynasıdır diye bir özdeyişimiz de bulunmasına rağmen Cabir'in ifadesiyle merhum bu konuda yani dil ile düşüncenin ilişkisi boyutunda teorik düzeyde hemen hemen hiçbir şey söylenmemiştir diyor. Son derece önemlidir. Az sonra diğer maddeler üzerinde zaten bunları çok net bir biçimde inşallah görmeye çalışacağız. Dolayısıyla dil ve düşünce üzerinde son 3 asırdan beri çağdaş Batı dünyasında dil felsefesinde, analitik felsefede, mantıkta bu konuda söylenenlere topluca baktığımızda dil ve düşünce ilişkisinin ne ölçüde önemli boyutlarda olduğunu hemen hemen konuyla ilgilenen herkes takdir edecektir. Ama beyani ilim geleneğinde dil ve düşünce üzerinde herhangi bir teorik düzeyde
bir etkinlik söz konusu olmamıştır. Şöyle söyleyebiliriz. Dil ve düşünce üzerinde herhangi bir üretimde bulunmayınca bu gelenekte ulemanın nasıl düşünüyoruz diye bir problemleri hiç olmamıştır. Nasıl düşünüyoruz diye hiçbir zaman bir problemleri olmamıştır. Şimdi buradan ikinci bir maddeye müsaadenizle geçelim. Hatta bunu şöyle sol tarafa doğru yazalım. Tahtayı efendim daha iktisatlı kullanmak bakımından. İki. İki. Neden böyle bir husus gerçekleşmemiştir? İsimleri üzerinde tek tek durduğumuz bu büyük insanların dehası az geldiğinden mi? Hayır. Bunu düşünebilecek bir akla sahip olmadıklarından mı? Hayır. Ya sistem, yani şöyle söyleyelim, lafız anlam ilişkisine yönelik problematik bu sistem, dilin sistematiği ve aklın sistematiği arasındaki gerilim, yani sistem açısından meydana gelen bir gerilim, nasıl düşünüyoruz? Bu kadar dil üzerine düşündük, dil üzerine üretimde bulunduk ama bu dil neyin vasıtasıdır, neyin aracıdır? Üzerine neden düşünülmediği problemi tamamen sistemsel, sisteme ait sistemsel bir sorundur. Bu açıdan söylemin sistemi, yani dilin sistemi ile aklın sistemi arasındaki gerilim ve yani aklın lafız anlam ilişkisi üzerinden duçar olduğu bir problem alanıdır. Bunu biraz açalım ve üzerinde duralım. Şimdi değerli izleyenler, lafız anlam ilişkisini hangi düzeyde ele alırsak alalım, İster lafzın mümkün tüm üretimleriyle meşgul olan sarf açısından, isterse sarfın ürettiği müfredatın, yani müfretlerin terkip içinde mürekkep hale dönüşmesinin yine nahvi manada imkan ve sınırları içinde mümkün tüm terkipleri ve nahvin bize sağladığı bu imkanlar üzerinden geliştirilen belagatın tüm meani söyleme ilişkin açılımları son tahlilde lafız ile mananın ilişkisinde dönmektedir. İstersek konuyu İbni Vehb üzerinden, istersek Cürcani üzerinden, istersek Sekkaki üzerinden, hangisi üzerinden hatırlarsak hatırlayalım, belagatçıların söylem düzeyinde ve söylemin sistemini ortaya koyarken belirledikleri tüm kurallar aynı zamanda aklın da sistemini ve kurallarını belirleyen ilkelerdi. Dolayısıyla bu sistemde aklın kendine özgü zati bir sistemi yok. Zati bir sistemi yok. Ya bu gelenekte, beyani epistemolojide aklın sistemi dilin sarf, nahiv ve belagatla birlikte ona sağladıkları çerçeve içinde bir konumdur. Şimdi böyle olduğunda bu çerçeve aklın sistemini de belirleyen çerçevedir. O zaman şöyle söyleyelim. Adı akıl olsa bile bu aklın
Tüm aklediş zemini dilseldir. Tüm aklediş zemini dilseldir. Tüm akledişin dilsel sistemi de lafız anlam ilişkisidir. Şimdi burada çok hayati bir noktanın üzerinde durmak istiyorum. O da şu. Şimdi eğer akıl zati bir cevher olarak alınsaydı felsefede olduğu gibi, o zaman zati bir cevher olduğunda duyusal olan hissi yani mahsusata dair olanlarla akli olan makulata dair olan hususlar bunlar birlikte, dikkat buyurunuz, birlikte bu bizi düşünceden dile doğru bir istikamete zorlayacaktı. Akıl, beyani epistemolojide böyle bir zati varlık olarak kendine bir alan açabilseydi, beyani ulema böyle bir akla konum, pozisyon verebilseydi, bu zati varoluş, aklın bu zati varoluşu, onu zorunlu olarak düşünceden dile doğru bir istikamete gönderecekti ve bu istikamete gittiğimizde, üstüne çizeyim, bu istikamette gittiğimizde nasıl düşünüyoruz diye sorabilecektik. Ama teorik düzeyde bile bu sistem akla onun kendi başına kendinden hareket ederek kendinden hareket etmek suretiyle mahsusatı ve makulatı kullanmak suretiyle akıldan hareket ederek bir aktivitede bulunamadığı için akıl kendisine ben nasıl düşünüyorumu soramamıştır. Neden soramamıştır? Şimdi bunu üçüncü bir şeye bağlayacağız. Yani Hasan Hanefi merhumun ruhu şad olsun, onun projesi ve felsefesiyle, metodolojisiyle söyleyecek olursak, minel akl hareket edememiştir. Minel akl hareket edememiş. Minel akl hareket etseydi o zaman illet tefekkür olurdu. Peki neden hareket etmiştir? Bütün bu söylediğimiz ikinci madde üzerinden söylediklerimizle gelmek istediğimiz yer nerede? Nereye gelmemiz gerekiyor? Bu son derece önemlidir. Ve ruhunu şad ettiğimiz Hasan Hanefi'ye de atıfta bulunarak birazdan üçüncü madde üzerinde bunu bağlantılamaya çalışacağım. Söylemin sistemi beyani aklın ulemasına zorunlu olarak dil düşünce ilişkisinde, dikkat buyurunuz buraya yazıyorum, dilden düşünceye bir istikamet belirlemiştir. Dilden düşünceye. Yani akla neyi düşüneceğini, ne ile düşüneceğini, nasıl düşüneceğini, hangi sonuçlara ulaşacağını dil belirlemiştir. Peki efendim. Şimdi en can alıcı soruyu soralım ve üçüncü maddemizi yazalım. Üç. Beyani akıl ve epistemoloji neden akla böyle bir pozisyon biçmiştir ve neden böyle düşünmüştür? Sebebi var. Bütün bunları işte o sizi sıkmasına rağmen, belki de sıkmamıştır, ben böyle söylüyorum, suizan ediyorum, düşünmeyin. Ben biraz kaygılı bir hocayım. Öğrencilerimin, dinleyicilerimin sıkılmasından çok rahatsız olurum. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Ben öyle düşünüyorum. Bunu benim kusurum olarak yazın lütfen. Üç, niye böyle olmuştur? Çünkü bütün o okumalarımızda gördük ki min Hasan Hanefi merhumun projesiyle başlangıç noktamız, hareket noktamız ila e doğru
hareket noktamız. Hasan Hanefi merhumun tüm projesi bu önemli. Birazdan da üzerinde duracağım. Böyledir. İşte beyani epistemolojinin lafız anlam ilişkisi bağlamından hareket ederek, bu sorunsaldan hareket ederek böyle neticelere ulaşması, böyle sonuçlara varması, bu şekilde bir kendine yön tayin etmesinin sebebi başlangıç noktasındandır. Neden? Çünkü başlangıç noktası nastır. Peki nas nedir? Metindir. Metin nedir? Dikkat buyurunuz. Başta vahiy, sonra da rivayetler olmak üzere lafızdır. Üstüne yazıyorum müsaadenizle. Nas lafızdır. Metin lafızdır. Öyleyse beyani akıl minen nas ilel mana yazalım. Minen nas ilel mana. Yani el mana el akıl diyelim. Mana. Nastan manaya bir istikamet takip eder. Onun için Hasan Hanefi merhumun tüm projesine iyi dikkatlice bakarsak ki ileride inşallah epeyce bir ileride kısmet olur hayatta olursam ve ömrüm vefa ederse uzun bir Hasan Hanefi okumaları yapmayı da düşünüyorum. Kısmet olursa tabii. Beyani akıl, bakın Hasan Hanefi de bir beyani akıl mensubu alim idi, mütefekkirdi. Beyani akıl, beyani epistemoloji bir noktadan başlamak zorundadır. Yani bir min başlangıç noktası olmak zorundadır. Başlangıç noktası olmadan beyani akıl çalışmaz. Yani zati kendinden çalışmaz. Bu son derece önemlidir. Onun için geleneğimizde değil mi ne kadar meşhurdur? Kitaba bakalım. Kitaptan hareket edelim. Minel kitap, minen nas, minel mutun, metinden hareket edelim. Bir başlangıç noktası lazımdır. Peki başlangıç noktamız ne? Lafızdır. Onun için birazdan diğer ilim dallarıyla ilişkilendirerek ele aldığımızda lafzın manaya delaletiyle uzun uzun bunun için uğraştık. Ve böylece beyani akıl ancak bir yere dayandığında, ancak bir şeyden başlayabildiğinde taakkul edebilen, işlevsel olabilen bir akıldır. Onun için burada da başlangıç noktası nastır, o da lafızdır. Keza beyani akıl ancak bir delilden hareket ederse bir medlule ulaşır. El medlul bir medlule ulaşır. Peki beyani aklın başlangıç delili nedir? Nastır. Nasın manaya delaletidir. O halde değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, şunu net olarak söyleyebiliriz ki beyani epistemoloji lafız anlam problematiğinde genetiğini lafız anlam arasındaki gerilimin oluşturduğu büyük bir problematikle karşı karşıyadır. Ve bu problematik o kadar büyük bir problematiktir ki az sonra üzerinde duracağız. Dilcilerin, fıkıh usulcülerinin, kelamcıların, belagatçıların hangisi olursa olsun, hangi ilim dalı olursa olsun bu problematikten kopamadıklarını, lafız ve anlam ilişkisi bağlamında bu problematiğin tam merkezinde yer almak zorunda olduklarını göreceğiz. Neden böyle olmuştur?
Çünkü beyani aklın birinci kategorisi lafız üzerinden çalışır. Lafız anlam ilişkisi üzerinden çalışır ve lafzı esas alır. O halde şöyle söyleyebiliriz. Beyani aklın tüm taakkul edişlerinin zemininde dil vardır. Dil vardır. Dil bir söylemdir. Söylem de lafız anlam ilişkisidir. Evet. Şimdi bu söylediklerimizin hepsinden hareket ederek üç tane önemli nokta belirledik ve buradan henüz daha konunun en başındayız. Beyani aklın lafız anlam problematiği üzerinden genel anlamda duçar olduğu sorunları konuşmaya çalışıyoruz. Peki bunları ele aldığımız konuların kendi efendim başlıkları üzerinden ele alalım. Bir ya da bir yazdık. A. Nahi. Lafız anlam problematiği nahivde bize neye mal olmuştur? Beyani akıl, beyani epistemoloji problemin nahiv ayağında nereye takılmıştır? Bütün okumalarımızda ve değerlendirmelerimizde gördük ki beyani aklın mensubu ulemanın özellikle dilcileri, nahivcilerimiz son derece önemli bir hususun altını çizdiler. Bu hususta dil ile mantık arasındaki zorunlu ilişki. Özellikle mantığın Aristoteles geleneğinden Müslüman dünyaya tercümesine de bir tepki olmasının da tetiklemesiyle dilcilerimiz nahvi bütünüyle mantık haline getirdiler. Yani tabiri caizse dili mantığa indirgediler. Bunun zorunlu bir sonucu olarak da mantığı dile indirgemiş oldular. Yani dilciler nahvin kurallarını, nahva ait ilke ve prensipleri mantığın temel ilke ve prensiplerine o kadar tekabül edecek boyutta ele aldılar, belirlediler ve düzenlediler ki nahvi incelediğinizde mantığı inceliyor gibi oldunuz. Mantığı okuduğunuzda sanki nahiv ilkelerini okuyormuş gibi oldunuz. Böyle bir Hegelyan indirgemecilik üzerinden değerlendirecek olursak konuyu ki öyle değerlendiriyoruz Cabir merhum. Böylece nahiv alanında dilin mantığa, mantığın da dile indirgenmesi tabir yerindeyse yine Hegelyan bir ifadeyle dile ait olanın mantığa, mantığa ait olanın da dile ait olmasına bir mütekabiliyet üzerinden hükmedecek olursak, nahi bize, dikkat buyurunuz, sonuç olarak neyi lütfetti nahiv alanı bize? Şunu lütfetti. Lafzın dil kalıpları aynı anlamda mantıki kalıplar. Dil kalıpları ve mantıki kalıplar açısından anlama delaletinin imkan ve sınırlarını belirledi. Ne olarak? Mantıki ve nahvi kalıplar olarak. Terkibin bütün boyutlarını belirledi ve dedi ki bu boyutlar içinde bu boyutlarıyla ele alındığında lafız anlama
şöyle delalet eder. Bu delalet nahvi ve mantıki bir delalettir. İtiraz olunamaz. Böyledir dedi. Peki. Gayet güzel. Nitekim Sirafi ile Mettab bin Yunus arasındaki diyaloglardan, mantıkçılarla dilciler arasındaki gerilimden uzun uzun bahsettik zaten. Peki bizi bu nereye getirdi? Böyle bir yaklaşımın bedeli ne oldu? Bedeli dil düşüncenin kalıbı haline geldi. Yani ne demek bu? Beyani akıl ancak dilin izin verdiği ölçüde düşünebilir demek. Dilin imkan ve sınırları içinde düşünebilir demektir ve bu ifadem Wittgenstein'ın ifadesiyle lütfen karıştırmayalım. O ayrı bir şey. Dil düşünceye bir kalıp, nahvi bir kalıp dayattı. Bu kalıplar içinde düşünebilirsin dedi. Ve az önce konuştuk, bu dil de nas olduğuna göre o zaman beyani akıl bu nası ancak nahvin dil kuralları ve mantıki kurallar olarak belirlediği çerçevede anlayabilir, düşünebilir ve yapacaksa bir tevil ve yorum onu da buna uygun olarak yapmak zorundadır. Peki Cabiri'nin yorumuyla devam edelim ve farklı bir renk ile bunu tespit etmeye çalışalım. Değerli izleyenler. Dilin mantıki kuralları ve kalıpları sınırlıydı. Sınırlıydı. Sınırlı olan donmak zorundadır. Dondu. Yaşamın gelişimine ayak uyduramadı. Onun için Sekkaki ile Arap dilcileri ve mütefekkirleri Arap dilinin çöküşe ve ölüme geçtiğini söylediler. Çünkü kalıpları dondu. Dilin kalıplarının sınırlı, hayatın sınırsız ve yaşamın sürekliliği karşısında dilin geri planda kalması, donması, ileride söyleyeceğiz, konuşacağız. Birinci kitapta da kısmen değinmiştik. Arap dünyasının işte o sarfıyla, nahviyle, belagatıyla mükemmel Arapçayı, otantik Arapçayı, fasih Arapçayı bırakıp da yaşamın onlara dayattığı amice bir dil icat etmelerine onları mahkum etti. Bugün El Arabiyye'l Amiyye diye bir dil varsa bu şu söylediğimiz problemin bir sonucu. Şimdi madem ki dilin kalıpları sınırlıydı, donmuştu. Peki bu dilin kalıplarının donması ve sınırlılığı neyi dondurur? Aklı. Düşünceyi dondurur. Düşünceyi düşünen aklı da dondurur. Akıl da orada durur, kalır. Birazdan fıkıh konusunda da bunu benzer yönüyle ifade ederken üzerinde duracağız. İçtihadın kapısının niye kapandığına ilişkin değinide bulunurken. Demek ki değerli izleyenler, nahivde lafız anlam problematiğini gidermek ve
lafız olarak elimizde bulunan dini nassın manaya delaletini mantıki ölçülerde tespit edebilmek amacıyla ortaya konulan o muhteşem mesai kalıplarının sınırlılığı nedeniyle bunu üreten aklın da o sınırlar içerisinde hapsolmasına neden olmuştur. Hani çok güzel bir söz vardır ya, kaleler çok önemlidir. Bizi korurlar ama içine de hapsederler. Nahi çok önemlidir. Dili korur ama dili kendi içinde hapsedecek bir kaleye dönüşürse nahi, o kalenin içindeki aklı da kendine mahkum eder. Değerli izleyenler, şimdi burada son derece önemli bir efendim hususa daha değinelim. B yazalım. Renk benzerliği olsun. B nahiv alanıydı bu. Fıkıh alanında ne sonuç verdi? Fıkıh alanı. Bundan sonraki bölüm zaten tamamen fıkhi akledişle ilgili asıl fer ilişkisinde ayrı bir akli kategori olarak zaten çok uzun duracağız. Burada sadece fıkıh alanındaki sonuçları dediğimizde önceki derslerde de detaylı üzerinde durduğumuz gibi ele alacağımız husus tamamen lafız anlam ilişkisi üzerinden bir sonuç değerlendirmesi yapıyor. Hatırlayacağınız üzere fıkıh alanında lafız anlam söz konusu olduğunda son derece geniş bir biçimde fukahanın nas'ı meydana getiren tüm lafızların manaya delaletin tüm yollarını, imkan ve sınırlarını belirlediklerini ben de uzun uzun şemalar çizmek suretiyle bunları zat hallerinize arz etmeye çalıştım ki fıkıh usulünün en önemli konusu lafzın manaya delaletidir. Peki, şimdi bu son derece önemli bir husus ve fukahamız ruhları şad, makamları cennet olsun. O büyük muhteşem mesaileriyle ellerinde mevcut olan nas, bu ister vahiy nası olsun, isterse rivayetten oluşan nas olsun, hangisi olursa olsun. Bu nası oluşturan lafızların hangi manaya delalet edebileceklerinin tüm imkanlarını ve sınırlarını belirlemek suretiyle bir fıkıh ortaya koydular. Yani bir hukuk ortaya koydular. Ve ortaya konulan bu fıkıh doğal olarak fukahanın belirledikleri lafzın manaya delaletinin imkan ve sınırları içine hapsolmuş olan bir fıkıh, bir hukukla karşı karşıya geldi. Ebu Hanife Hasan Basri'den efendim İmam Şafii'ye, İmam Şafii'den Cahız'a, Cürcani'ye, Sekkaki'ye, geleneğin bu büyük devasa düşünürlerinin lafız anlam ilişkisi üzerinden fıkhın tüm delalet yollarını ve imkanlarını belirlemeleri dikkat ediyoruz. Fıkhi akla nas'tan ne üretebileceğinin imkan ve sınırlarını da belirlemiş oldu. Eğer akıl belli sayıdaki metinden, nas'tan yine belli kurallar ve imkanlar ve sınırlar içerisinde içtihatta bulunup üretmek zorunda kalırsa, bu içtihadın bir gün gelip sona ereceği,
bildik tabirle kapısının kapanacağı zorunludur. Yani kimse tarihte bir karar alarak artık içtihadın kapısını kapatıyorum dememiştir. Ya beyani aklın kendi sistemi, fıkhi sistem, nahvi sistem, az sonra konuşacağımız diğer sistemler, sistemsel olarak içtihat son bulmuştur. İşte Cabiri, içtihadın kapısını açmak gündelik bazı meselelerde içtihat yaparak olmaz diyor. Bu çok önemli. Şimdi bugün falan şu konuda içtihat etti. Bak içtihadın kapısı açıldı. Hayır efendim, açılmadı. Öyle açılmaz. Çünkü bu bir problematik bir bütündür. Kapandı, bütünüyle açılması lazım. O zaman ne olması gerekiyor? Epistemolojik bir kapı aç. Yani öyle bir yeni sistem yükleyeceksiniz ki bu telefonumuzu, bilgisayarımızı güncelleme gibi bir şey. Artık eski ya anakartlar çalışmıyor. Anakartı değiştireceksiniz. Yeni bir anakart gerekiyor. Bu epistemolojik sıçramadır işte. Yeni bir epistemolojik sistem, ama yine Nas'tan hareket eden, yine Nas'ı dikkate alan, ama bu defa Nas'ın aklın içtihadını ve akledişini sınırlamayan, onu dondurmayan, kapıyı kapatmayan bir epistemolojik sistem olursa, hem kapı yeniden açılmış olur, hem de akıl içtihat işlevini yeniden yerine getirir. Ama fukahamızın, yine rahmetle anıyorum, belirledikleri fıkhi imkan ve sınırlar içerisinden, oradan hareketle, şöyle yorumlayarak, böyle tevil ederek, böyle bir zorlamayla, tekellüfle bir kısım güncel meselelere çözüm bulduğumuzu zannetmek, içtihadın kapısının açılması anlamında değildir. Ya da bu bir içtihat değildir. Gelenekte verildiği gibi kısmi fetvalar vesaireler şeklinde değerlendirilebilir. Bu itibarla sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, fıkıh alanında lafzın manaya delaletinin, ki bakın nasıl lafzın belirleyici olduğunu görüyoruz, delaletinin bütünüyle delalet yolları ve imkanlarını belirleyerek, tespit ederek, sabitleyerek ortaya koyduğunuzda ve akla da işte bu çerçevede içtihat edebilirsin dediğinizde, akıl bu çerçeveyi tükettiğinde içtihatta durur. C'ye gelelim. C. Kelam alanında. Kelami alanda her ne kadar Mutezile aklı tanımlarken el aklu aslul usul diye tanımlasalar da, yani akıl usulün temelidir deseler de, ortaya koydukları kelami performansa bir bütün olarak baktığımızda, beyani epistemolojide sünni gelenekle mutezile arasında, ya da diğer bir ifadeyle maturidi eşari gelenekle mutezile arasında, ya da diğerleri arasında aklediş bakımından bir farkın olmadığını burada da görüyoruz. Neden? Çünkü kelami meseleleri ele aldığımızda orada da dikkatlerinizi çekmeye çalıştık ki lafız anlam problematiği kelam alanına Kur'an merkezli yansımıştır. Birinci problematik neydi?
Kur'an yani vahiy mahluk mudur sorunu idi. Peki Kur'an'ın vahyin mahluk olup olmadığı sorunu kelamcıları nereye getirdi? Lafız ile yani lafzın manası anlamı arasında mutlak bir ayrım yapmaya götürdü. Dolayısıyla lafız anlam ilişkisi arasındaki o en başta tespit ettiğimiz ayrım kelam alanına geldiğimizde derinleşebileceği en derin boyutlara ulaşmıştır. İkincisi, Kur'an'ın icazı meselesi. Bu kelamcıların bütünüyle Kur'an'ın lafzına indirgedikleri maalesef bir problemdir. Geleneğimizdeki Kur'an'ın mucize oluşuna ilişkin tüm söylem Kur'an'ın lafzından hareket edilir. Kelimelerin seçimi, cümlenin kurulması, fonetiktir, musikidir vesairedir. Aklınıza gelen tüm Kur'an'ın beşer kelamı olmadığına ilişkin tüm argümanlar alt alta sıralayın. Hepsi bütünüyle lafza aittir. Peki üçüncüsü neydi? Tevildi. Yani Nass'ın yorumuydu. Orada da gördüğümüz üzere yine gerek Mutezile'de gerek Sünni gelenekte tevil, yorum bütünüyle neden hareketle yapılıyordu? Lafzın manaya delaletinin imkanı üzerinden. Yani lafız tevile ne kadar imkan veriyor? Dil muvadadır diyenlerin imkanı, dil tevkifidir diyenlerin imkanı, lafza yönelik bakış açıları ne kadar farklı olursa olsun, özünde tevili belirleyen de yine lafızdır. Dolayısıyla burada değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, kelam alanında bu meşhur perspektif nedeniyle kelami problemlerin lafızdan hareketle manaya yönelmek suretiyle çözümlenmesi çabası, dikkat buyurunuz, kelamın tarihsel problemler bağlamında tarihte kaldığını, tarihle eş zamanlı bugüne gelemediğinin en önemli fıkhın içtihadının kapanması gibi kelamın da konusal alanı kapanmıştır. Onun için size Hasan Hanefi merhumun Teoloji mi, Antropoloji mi makalesini okumanızı hararetle tavsiye ederim. PDF'ini İSAM kütüphanesinden indirebilirsiniz. Mutlaka okumalısınız. Neden kelamın bugün hala temel konularının Emevi ve Abbasi dönemiyle yani ilk 5-6 asırla sınırlı olduğunu tıpkı içtihadın kapısının kapanması gibi buradan anlayabiliriz. Neden? Çünkü kelam bizatihi bir kelam olmak üzerine sorunsallarını manadan hareket ederek kurmadığı için Nas'ın sorunsal oluşu üzerinden Nas neydi? Dildi. Nas'ın sorunsal oluşu üzerinden Nas'ın da dil oluşu üzerinden sorunsal belirleyip üzerine gittiği için kelam Mutezile'nin manheizme, Zerdüştlüğe, hermetik geleneğe vesaireye cevap sadedinde
geliştirdiği bir kısım akli argümanları paranteze alırsak, kelam geleneğimiz bir teoloji değildir. Onun için de kelamda teolojik sorunların konuşulmaya başlaması Fahrettin Razi sonrasıdır. İyicilere geldikten sonra başlar bu mesele. Felsefe ile kelamın buluşmasından hareketli o da. İşte kelam alanında problemin yine lafız etrafında dönmesi ve belirleyici olanın lafız olması karşımıza son derece önemli bir problem alanını getirdi. Bu problem alanı efendim kelamın kendi başına yeterli dini teolojik sorunlarını akıldan hareket ederek vaz edip vaz ettiği bu problemleri çözümleyebilecek akli bir aklediş imkanına sahip olamamasını sağladı. Bunların üzerinde daha farklı yönleriyle ileride tüm beyani epistemolojinin, işte şimdi fıkha geldik asıl fer, sonra kelama geleceğiz, cevher araz. Tüm bunları konuştuktan sonra bugün yaptığımız gibi her bir bölüm sonu yine değerlendirmeler yaptık böyle, ama asıl değerlendirmemizi beyani epistemolojiyi bütünüyle bitirdiğimizde, irfana geçmeden tam bir değerlendirme yapacağız. Beyani epistemolojiye ilişkin kritiğimizi Cabiri üzerinden ve merhum Cabiri'nin kritiğini, analizlerini orada inşallah birlikte göreceğiz. Şimdi son olarak D rengi uyumlu olsun. 4. D belagatçılar. Nahivcilerden farklı olarak belagatçıları da sürekli Cabiri merhum ayrı bir alan olarak ele alması son derece önemliydi. Neden? Çünkü belagatçıların söylem düzeyinde, dilin söylem düzeyindeki efendim düşüncedeki rolünü ele aldıklarından dolayı belagatçıları ayrıca ele almak son derece önem arz ediyor. Peki belagatçılar üzerinden beyani aklın lafız anlam ilişkisinde duçar olduğu krize bir bakalım. Belagatçılar doğal olarak belagatın kendi sistematiği içinde müfred olarak lafzı ele aldılar. Mürekkep olarak da ele aldılar. Söylem olarak da ele aldılar. Dolayısıyla belagatçılar açısından müfret lafız da önemlidir. Nahvi terkip mürekkep de önemlidir. Belagî meani ve beyani söylem de önemlidir. Peki bütün bunlarda belagatçılar tam olarak neyi esas aldılar? Neyi dikkate aldılar? Şimdi bunlar üzerinde duralım. Bir, sözcükleri belirlerken bunun saf Arapça olmasına dikkat etmek hassasiyetiyle saf Arapçanın diyarı olan Bedeviler dünyasına gittiler. Sözcükleri Bedevilerden derlediler. Yine nahvin kıyasi boyutu hariç Bedevilerin konuşmalarından nahvin kurallarını belirlediler. Yine burada da onların, Bedevilerin şiirleri
ve özellikle şiirleri ve hitapları belirleyici oldu. 3. Yine söylem düzeyinde, bu isterse mecaz olsun, isterse onun alt başlıkları olsun, ister temsil, ister teşbih, ister istiare, ister kinaye, meani ilminin tüm dalları ve onun furuatı varyantları itibariyle söylüyoruz. Aynı şekilde bedevilerin teşbihleri, temsilleri, benzetmeleri oldu. Böyle belagatçıların hatibin hitabında, şairin şiirinde, söylem düzeyinde aktarmak istedikleri anlam, lafız anlam ilişkisindeki denge ve hitabın zuhur ettiği ortama, muktezai hale uygunluğu gibi detaylarıyla ele aldığımız tüm bu çerçevelerde istersek Cürcani'nin Esrarul Belagası'nda, istersek İcazul Kur'an'ında, istersek Sekkaki'nin Miftahul Ulumunda ele aldıkları konuya baktığımızda bize bir bedevilere ait dünyadan, bedevi bakış açısından, dünya görüşünden oluşan bir dilsel alan, bir dilsel söylemle karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Bu bir dilin perspektifini belirler. Dilin oluştuğu dünya görüşünü, dilin oluşturduğu alanı belirler. Onun için Cabiri merhum en geniş ansiklopedik sözlüklerimizin başında gelen Lisanul Arap'tan Tacul Arus'a baktığımız zaman kelimelerin ve onların tüm türevlerinin anlamlarını belirleyen en önemli kriterin işte bu dünya, bedevilere ait dünya olduğunu. Bu da bize lafza anlam yüklerken ne kadar anlam yükleyeceğimizin anlamın dünya görüşünü, perspektifini, alanının genişliğini belirleyen bir çerçeve sunar. Bir çerçeve sunar. Ve bu çerçeve içinde düşündüğünüzde, bu çerçeve içinde baktığınızda yaşam sizi bedevilerin orta çağ döneminde yaşadığı hayattan daha ileri ve farklı yaşam boyutlarına taşıdığında bu dünyadan, bu çerçeveden edindiğiniz sözcüklerin size yetmediğini görürsünüz. Ve sarf olarak, morfolojik olarak kelimenin tüm üretim imkanlarının kalıplarını belirlediniz, daha başka imkanı da yoksa amicenin doğuşuna kapı aralamış olursunuz. Böylece böyle bir çerçevede lafız anlam ilişkisinin ele alınması, değerli izleyenler, beyani aklın birinci kategorisi olarak tespit ettiğimiz lafız anlam ilişkisinde bu ilişki beyani epistemolojinin aklında nasıl bir kategoriksel karşılığa tekabül ettiğini daha iyi anlamış olacağız. Böylece Cabiri'nin söyleyip üzerinde durduğu özellikle fıkha ilişkin konuları belirlerken söylediği gibi bir not düşelim. Not. İkinci bölümde
Şatibi merhumu da ele alarak üzerinde duracağımız, fıkıh konularında üzerinde duracağımız üzere gerek fıkhın problemlerini çözümlenmesinde gerekse kelami problemlerin tespit edilip çözümlenmesinde daha farklı hareket edilebilirdi. Biz buraya kadarki dersleri işlerken özellikle İbni Vehb üzerinden akıl konusunu dersin son notu olarak yavaş yavaş toparlayacağım, bitiriyorum. İkiye ayırdığımızı hatırlayacaksınız. Bir mevhube akıl var, bir de meksube. Yani kesbettiğimiz ya da bahşedilen akıl. Yani a priori post a posteriori diyebiliriz. Mevhube bir aklımız var. Bu bir yetidir. Bu akıl bu meksube olandan dikkat ediyorsunuz. Bunu kullanarak akleder meksube. Yani aklediş düşünce bize bahşedilen yetiyi kullanır. Peki bu yetiyi kullanırken bu meksube akıl az önce de söylemeye çalıştığımız gibi şöyle çok önemli bir husustan hareket ederek netleştirelim konuyu. Nas'ı esas alır. Belirleyici olan nas'tır. Yani minen nas hareket edecek. Kesbi aklımız nas'tan hareket etmek zorundadır. Şimdi Cabiri diyor ki, olabilir. A, akıl nas'tan hareket edebilir. Hareket ettiğinde de söylemin sistemini esas alabilir. Ve söylemin kendi sisteminin bize ne ölçüde bir akledebilme alanı belirleyeceğini ya da belirleyebildiğini test eder, görür ve buradan üretir. Ne üretebilirse üretmiş, kütüphaneleri dolduran üretimimiz var. Çok şükür. Medar-ı iftiharımız. Gururla anıyoruz ve gururla söylüyoruz. Çok şükür. Kendi dönemlerinde bu böyle olabilirdi. Ancak zaten öyle de olmuş. Hakkını vermişler. Fakat diyor ki Cabiri, yine geleneğimizde izlerini gördüğümüz nas'tan hareket eden ama söylemin sistemi gibi lafzı temele alan, lafzı esas alan, lafzın belirleyiciliği üzerinden hareket eden bir taakkul, bir kesbi akıl değil de manadan hareket eden bir yol izleyebilirdi. Bu da mümkündü. Bu gelişmemiş. Bu tek tük var ama bir sisteme dönüşmemiş. Tusi'de var, Karafi'de var, Şatibi'de var, İzbin Abdüsselam'da var. Pek çok insanda bunları farklı boyutlarıyla az ya da çok bunların olduğunu gördüğümüz pek çok isim var gelin. Cisbir Avde'nin İslam fıkıh felsefesi olarak galiba Türkçe'ye tercüme edildi. Eserine baktığımız zaman bunun dünya kadar geleneğimizdeki arka planının olduğundan da söz ediyor. Ama bu öne çıkamamış bir arka plan. Manadan hareket edebilirdi. Peki manadan hareket ettiğinde
A şıkkından farklı olarak ne olurdu? Dikkat edin. Ne olurdu da Cabil'i bize A şıkkı değil de B şıkkı öne çıkmış olabilseydi. İşte kısmen Ehl-i Rey'de gördüğümüz, kısmen Mutezile'de gördüğümüz o ufak tefek çırpınışlar ya da hareketlilikler daha bir ivme kazanabilseydi şu olurdu. Mana lafzın sınırlarıyla sınırlanmazdı. Dolayısıyla ne içtihat donardı ne kelam Abbasiler devrinde kalırdı. Mana esas alındı. Çünkü mana lafızdan daha derin, daha aşkın bir şeydir. Bu itibarla lafzın sınırları içine mahkum olmayacağından doğal olarak geleneğimiz çok farklı bir kulvarda ilerlemiş olabilirdi. İkincisi, mana, dikkat buyurunuz, nas'ın lafzı değil, nafs, yine nas'tan hareket ediyoruz bakın nas. Mana, nas'ın lafzı değil, nas'ın gayesidir. Yani, Cabiri merhumun ifadesiyle, mekasıttır. Nas'ın mekasıdıdır. Şari'in kastıdır. Ve şari'in kastının, şöyle yazalım. Şari'in kastı. Diyor ki bunları göreceğiz ileride çok detaylı bir biçimde özellikle fıkıh konusunu konuşurken. Şari'in kastı tarihsel olanla sabitlenmez. Şari'in kastı tarihsel olanla sabitlenmez. Ya tarihsel olan kendi koşullarında şari'in kastının açılımına ya da inkişafına açılımına ya da inkişafına diğer bir ifadeyle ifşasına imkan sağlar. Tarihsel koşullar şari'in kastının tezahürünün sahneleridir. Onun için her bir tarihsel koşul vahyin yeni bir makasıdıyla, yeni bir anlamıyla açılımıdır. Bunu hermeneutik derslerimizde konuşuyoruz işte. Ebu Zeyd'de konuşmaya başladık. Diğerlerinde konuşuyoruz, konuşacağız. Böyle olunca manadan hareket etmek bir anlamda dikkat buyurunuz. Aklı lafza mahkum etmemektir. Akıl lafza mahkum olmuyor. Lafza mahkum değil. Peki akıl lafza mahkum olmadığında mananın sonsuzluğundan nas'ın lafızlarına anlam yükleme ve onun tarihsel anlamlarının inkişaf ve ifşasına hizmet ettiğinde akıl, meksub akıl, bu sürekli üreten bir akla dönüşür. Onun kapısı içtihada ne kapanır ne eder. Çünkü manadan hareket ediyor. Mana da makasıttır. Şari'in kastıdır.
Şimdi bir husus söyleyeyim müsaadenizle. Hoşgörünüze mahcuben. Dikkat buyurunuz. Bizim tüm geleneğimizde bugüne kadar bir dini güncelleyemiyoruz. İki, Hazreti Peygamber'i güncelleyemiyoruz. Üç, güncel dindar olamıyoruz. Dindarlığımız güncel değil. Sebebi işte bütün bunlar. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Cabiri merhumun beyani aklın kategorileri olarak sizlere zat-ı hallerinize sunmaya çalıştığım üç kategoriden biri olan lafız-anlam ilişkisi çerçevesinde geleneğimizi de ortaya çıkan sorun alanını, problematiği. Bu problematiğin beyani epistemolojinin akledişine ve aklına neye mal olduğunu elimden geldiği kadar başarabildiğim ölçüde sizlere arz etmeye ve paylaşmaya çalıştım efendim. Sürçülisanlarımı hoş göreceğinizi umut ediyorum. İnşallah önümüzdeki Cabiri dersimizde son derece önemli olan artık fıkıh alanına geçtik. Dil bitti, fıkıh ve bir de kelam var zaten. Üç alan biliyorsunuz. Üç kategoride ele aldık. Dili bitirdik. Fıkıh alanında fıkha dair temel problemleri konuşacağız ve bunu asıl fer üzerinden konuşacağız. Asıl fer ilişkisi. Orada da problematik alanımız asıl ferdir. Yani Cabiri merhumda ikili dualist diyalektiklerin ne kadar önemli olduğundan daha önce bahsetmiştim. Diğer hepsinde böyle ele alacağız. İrfanı böyle ele alacağız, Burhanı böyle alacağız. İkili diyalektikler üzerinden. Lafız anlam, asıl fer, cevher araz. Böyle bir karşılıklı diyalektik üzerinden konuyu ele alacağız ve işlemeye çalışacağız. Efendim, bir kere daha söylememi lütfen hoş görünüz. Cabiri derslerinde kitapta yer alan detayları aktarabileceğim ölçüde, aktarmaya gücümün yettiği ölçüde bundan sonraki bölümde de aktarmaya devam edeceğim efendim. Eğer bu tür detaylar genel anlamda biraz dinleyici açısından efendim sıkıcı geliyorsa bile akademik rehberlik adına yaptığım bu derslerin akademik hayata atılan genç meslektaşlarım ve öğrencilerim açısından detay gelmeyeceğini, gelmemesi gerektiğini, bunlar üzerine sabırla tefekkür edip düşünmek ve bunları bir kez daha gözden geçirip analiz ederek Cabiri'nin kritiğinin kritiğini yapmak üzere sizlere arz ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve bir sonraki Cabiri dersinde buluşuncaya kadar sağlık ve afiyetle kalmanızı Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hoşça kalın efendim. Hürmetlerimle.